Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Allahu ekber. Ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Allahu ekber. Ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Allahu ekber. Ve lillahil hamd. Efendim hayırlı sabahlar diliyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayramın 3. gününde muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la bayram sohbetlerinde yeniden birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Bayramın ilk günü de yine tekbirlerle açmıştık. Bugün de tekbirlerle programımızı açtık hocam. Çünkü sevgili peygamberimiz مَا مِنْ اَيَّامٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ اَيَّامِ عَشْرَ الْاَضْحَى. Yani Zilhicce'nin 10 günü kadar Allah katında değerli gün yoktur. O halde o günlerde Allah'ı çok anınız buyuruyor. Ve yine bir hadisinde sevgili peygamberimiz Zeyyinul aydeyn bit tekbir ve tehlil. Bayramları tekbirle süsleyin buyuruyor. O yüzden zaten tekbir okumak 23 vakitte de vaciptir. Mükellef olan Müslümanlar için. Tekbir nedir? Allah'ın büyüklüğünü ifade eden güzel bir sözdür. Yani namaza dururken Allahu Ekber dememiz farz. Yani Allahu mağfirli, ya Rabbi beni bağışla desem namaza girmiş olmam. Tazim, saygı, Allahu Ekber, Allah en yüce diyerek huzura gireceğim. İftitah tekbiri diyoruz. Yani Kurban Bayramı'nda da Arefe gününün sabah namazından başlayıp dördüncü bayramın ikindi namazına kadar her farz namazdan sonra tekbir okumak mükellef, bey ve hanımlar için vacip bir kulluk görevi. Süreyi tekrar eder misiniz hocam? Altını çizelim sürenin. Teşrik tekbirlerinin süresi, başlama ve bitiş süresi. Arefe günü sabah namazından başladık. İtibaren başlıyor. Dördüncü bayramın ikindi namazına kadar devam ediyor. Her farz namazdan sonra bu tekbiri okuyoruz. Unutmayalım. Hocamız hep söyler, unutmamak için de cemaatle namaz kılınsın. Cemaatle namaz evimizde kılarsak, yani kızımız, oğlumuz okur. Onları da ödüllendiririz. Zaten bayram. Kızım ne güzel okudun, oğlum ne güzel okudun. Bak bu tekbir ne kadar önemli. Allah'ın sevgisini ifade ediyor. Yaratan, yaşatan, yaşamamız, ölümümüz, hidayetimiz, dalaletimiz, cennetimiz, cehennemimiz elinde olan Allah'ı çok seviyoruz elbette. Öyle olunca onu da anmak lazım. Seven kişi sevdiğini anar, arar, bulur onu. Vezkurullaha kesiran leallekum tuflihun. Allah'ı çok çok anın ki mutluluğa erebilesiniz. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahuna tesbihum. Cihanda hiçbir şey yok ki Allah'ı anıyor olmasın ama siz farkına varmazsınız. Yerde çiçekler, arşta melekler, bütün kevnü felekler hakkı zikreyler. Mukaddes kitap, ilahi hitap, minberle mihrap hakkı zikreyler. Gözlerden yaşlar akmaya başlar, dağlar ve taşlar hakkı zikreyler. Ey gafil insan, mabettir cihan, her şey her an hakkı zikreyler. Kalk gafil olma, zulmette kalma, madde ve mana hakkı zikreyler. Öyleyse ben ne güne dururum? Yerde çiçekler, arşta melekler, bütün kevnü felekler hakkı zikreyler. Ben ne güne dururum öyleyse? Gülistan yazarı Sadi'yi anlatıyor. Bir kervanla gidiyorduk. Geceleyin bir orman kenarında konakladık.
geceleyin yolculardan biri Allah diye bağırdı. Sabahleyin dedim ki ya niye gece bağırdın ya? Akrep mi soktu, niye bağırdın? Öyle değil diyor. Akrep filan sokmadı. Uyandım ki sallanan yapraklar, esen rüzgarlar, sular içerisinde kurbağalar, ağaç dallarında keklikler hep Allah'ı anıyorlar. Halbuki ben ya, asıl Allah'ı anmak için yaratılan ben de uykuya dalmışım. Ya. Yakışır mı bu dedim. Bu duygu başıma tokmak gibi tesir etti de ondan, onun için bağırdım diyor. Allah razı olsun evet, hocam. Efendim. Hocam müsaade buyursanız reklama gireceğiz. Efendim tekrar merhabalar, tekrar hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun. Bu güzel günde, özel günde yine muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la bayram sohbetleri devam ediyor. Sizden gelen sorular var. İlerleyen dakikalarda o soruları da inşallah hocamıza soracağız. Ama öncesinde hocama şu soruyu sormak isterim. Arefe gününde insanlığın son mürşidi Efendimiz bize hangi mesajları vermişti hocam? Kurban bayramı günlerindeyiz Muhsin Bey. Tabii sevgili peygamberimizi de Rabbimiz bize rol model olarak gösteriyor. Allah'ın Resulü'nde Allah'ın hoşnutluğunu, ebediyet yurdunun mutluluğunu arzu edenler için Allah'ın elçisinde sizin için çok güzel örnekler vardır buyruluyor. Yani bakın Arefe günü, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce sevgili peygamberimiz peygamberlik süresine kadar 23 yıl, 23 yıllık peygamberlik süresinin sanki bilançosu. Yani Peygamberimiz Efendimiz Arefe günü vefatından 82 gün önce güneş batıya doğru eğildi, Kasva'ya semer vuruldu. 114 veya 124 bin kişi sevgili Peygamberimizi dinliyor. Peygamberimiz Efendimiz bakın, ya eyyühen nas, ey insanlar, ey Müslümanlar diye değil, ey insanlar diye hitap ediyor. Tabii bugünkü gibi hoparlör falan yok. Rabia bin Ümeyye ve Abdullah bin Ümmü Mektum gibi yüksek sesli kişiler de Peygamberimizin sesini duyabileceği yere kadar bunlar duyuruyor. Ondan sonra diğer bir gruba tekrar yine münadi tekrar aynı cümleyi tekrar ediyor. Ey insanlar, yani edebiyatta bir şoklama vardır. Bugün hangi gündür? Cevap: Allah ve Resulü daha iyi bilir. Edebe bakın, edebe. Yani dişsiz mi bir insan? Onu kardeşleri yerdi. Beşer yırtıcılıkta sırtlanları geçmişti. Böyle olan insanlar o günün Kurban Bayramı günü olduğunu bilmiyorlar mı? Ama edep bu. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bu ay hangi aydır? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bu belde hangi beldedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ve sonra tabii o gün Arefe günüdür, Zilhicce ayıdır, belde-i haramdır. Ashabım, bu gününüz nasıl kutsal ise, bu ayınız nasıl mukaddes ise, bu memleket nasıl mukaddes ise, فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاذَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَهُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. Kanınız, malınız, namusunuz, bu gününüz gibi, bu şehriniz gibi, bu ayınız gibi kutsaldır, dokunulmazlığı vardır. Kafirler gibi sakın benden sonra birbirinizin boynunu vurmayasınız. Ela hel bellal, ashabım ne dersiniz? Rabbimden aldığımı size duyurdum mu? Duyurdum ya Resulallah. Allahümme şehed, şahit ol ya Rab. Şu sorumluluk duygusuna bakın ya. Peygamber aleyhisselam, Rabbim bunu benden soracak, benden aldığını kullarıma duyurdun mu diye onu o kadar insanı şahit tutuyor. Evet. Ve sonra Efendimiz
kan davaları kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım kan davası amcam Haris'in kan davasıdır. Faiz kaldırılmıştır. İktisadi hayatı berbat eden faiz. İlk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın faizidir. Kölelerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Onlara kölem, cariyem demeyin. Kölelik tarihin eski devrinden beri geliyor. Bir anda bıçak keser gibi kaldırmak mümkün değildi. Ama tedricen, tedricen Efendimiz, bakın köleleri aynen insan yerine konuluyor. Cariyem, kölem demeyin, oğlum, kızım deyin. Şu sözü altını çizelim Muhsin Bey. Müslümanlıkta köle almak, köle olmaktır. Müslümanlıkta köle almak, köle olmaktır. Şu misali vereyim bakın. Zeyd İbni Harise, Peygamber Efendimizin önce Hazreti Hatice annemizindi. Hatice annemiz hediye etti. Peygamberimiz de onu hürriyetine kavuşturdu. Yemen'de anası, babası, amcası, kardeşi duymuşlar. Mekke'de Peygamberimizin yanına geliyorlar. Efendimizin huzuruna giriyorlar. Biz oğlumuz Zeyd'in hasretiyle yanıyoruz. Duyduk ki senin yanındaymış. Yani para istiyorsan para verelim. Köle istiyorsan köle verelim. Ne olur şu oğlumuzu bize ver. Öyle değil diyor Peygamberimiz. Ben onu çağırayım. O ne derse ona göre hareket edelim. Zeyd, bu adamları tanıdın mı? Tanıdım. Kim? Şu babam, şu amcam, şu da kardeşim. Bak seni istemeye gelmişler. Ve senin karşılığında bana köle veya para teklif ediyorlar. Ben ne köle ne para istemem. Kararı sen ver Zeyd. Ya Resulullah, her ne kadar bu babam, bu amcam, bu kardeşimse de benim babam da sensin, amcam da sensin, kardeşim de sensin. Benim mutluluğuma mali olmasınlar. Teşekkür ederim. Zahmet çekip buralara gelmişler. Ama ben bir an senin yanından ayrılmak istemiyorum. Adresimi öğrendiler. İstedikleri zaman gelebilirler. Fırsat bulursam ben de onların ziyaretine giderim. Ayrılmıyor. Onlar da şaşıyor. Bu nasıl iş ya? Yani karşılığında ne köle ne para istemiyor ama yine de gitmem diyor. Allah Allah. Ya Zeyd İbni Harise. Kur'an'da adı geçen bir sahabi var. O da bu. Hazreti Zeyd'in adı geçen tek sahabi. Kur'an'da adı geçen tek sahabi Zeyd İbni Harise'dir. Şimdi şu ayeti okuyayım Muhsin Bey, bakın. Felak tahamel akabe. İnsanoğlu sarp yokuşa tırmanamadı. Ve ma edrake mel akabe. Sarp yokuş nedir bilir misin? Fekurakabe. Köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Ev idamun fi yevmin zi mesabe. Yahut da açlık yokluk gününde fakiri doyurmaktır. Yetimen zâ makrabe, akrabalığı olan yetimi, ev miskinen zâ metrabe, yahut da sefil, fakir düşen kişiye yardım etmektir. Sümme kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bil sabri ve tevâsav bil merhame. Sonra iman edip sabr ile, merhamet ile tavsiyeleşmek, sarp yokuş. Bakın şu herkesin anlayacağı, kullandığı metoda bakın Kur'an-ı Kerim'in. Sarp yokuşu insanoğlu aşamadı. Sarp yokuş demek acı doyurmak, açığı giydirmek, köleyi hürriyetine kavuşturmak, yokluk gününde yetimi doyurmak, miskini doyurmak ve iman edip sabır ile, sebat ile tavsiyeleşmek. Bugün bu mesaja insanların ne kadar ihtiyacı vardır. Sonra kadın haklarından söz ediyor. Sevgili Peygamberimiz, kadınlar sizin yanınızda Allah emanetidir. Sakın onlara ihanet etmeyin. Irk, renk farkı kaldırılmıştır. Cahiliye adetleri ayağımın altındadır. La fadle li arabiyyin ala acemiyyin. Arabın acemi, acemin araba bir üstünlüğü yok. Siyahın beyaza, beyazın kırmızıya. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en üstününüz şu bölgeden, şu renkten, şu ırktan olanınız değil, Allah'a en çok itaatkar olanınızdır. İnne meâsirel cahiliyeti mevzuatun. Bütün cahiliye adetleri kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Elâ hel bellâ. Size ilettim mi bunu? Allah'tan aldığımı size duyurdum mu?
Duyurdun ya Resulallah. Allahümme şehit. Şahit ol ya Rab. Muhsin Bey, bugün bakın Amerika'da sokak olayları nedir, o Floyd'un öldürülmesi, siyahsın diye adam basıyor boynuna basıyor ya, ve öldürüyor. Ya, ya. Amerika sokakları da bununla ya çalkalanıyor. Bu yıl, aylardan beri bununla meşgul oluyor. Ama 100 yıllar önce Allah'ın elçisi Allah'tan aldığı mesajı böyle duyuruyor. Ve bakın sanki mührü gibi, İslam'ın mührü gibi, el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu lekumul islame dina. Bugün dininizi tamamladım, nimetlerimi tamamladım, size din olarak İslam'a seçtim, razı oldum. Aman ya Rabbi, sanki mührü gibi. Ve bundan 82 gün sonra sevgili ya Peygamberimiz dünyamızdan ayrılıyor. Yani insan hakları evrensel beyannamesi gibi. Bugün şunu okuyunca ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim Muhsin Bey, biraz önce hani ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahuna tesbihahum ayetini okudum. Yerde ve gökte her şey Allah'ı tesbih ediyor. Biz ne güne dururuz dedim ya, o gün sanki Arafat kainatın dili oluyor. Allah Allah. Muhsin Bey, Rabbim lütfetti. Mükerreren Arefe günleri Arafat'ta bulundum. Yani öyle gözü yaşlı insanlara şahit oldum. Yani inan ben geceleyin biraz yatıyorum ama yanımdaki adamlar hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Ben utanıyorum, kendimden utanıyorum. Ya bu adamların derdi ne? Sen nasıl yatarsın diyorum. Kalkıyorum, biraz dua sena ediyorum. Ama adamlar hıçkıra hıçkıra sabaha kadar akşama nasıl adeta Arafat kainatın dili oluyor. O dil Allah diyor. Yani. Evet. Hocam evet, şunu da sormak isterim. Peygamber Efendimizin veda haccı esnasında irad ettiği bu hutbeleri Arafat'ta, Arafat'ın dışında da mekan olarak irad ettiği hutbeler oldu mu? Bir de bir günde mi bu hutbeler irad edildi yoksa birkaç gün sürdü mü? Aynı zamanda Arafat'ta diğer peygamberlerin de hatıraları var mı hocam? Arafat'taki hatıralarından bahsedeyim. Mesela diğer peygamberlerin, Hazreti Adem'i düşünün Arafat'ta. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rab, biz nefsimize zulmettik. Eğer sen affetmezsen, lütfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab. Bir peygamber böyle dua ediyor. İbrahim peygamber yani Allah yolunda vücudunu nirana, evladını kurbana, malını zayıfı ihsana tahsis eden ve izi betela İbrahim rabbuhu bi kelimatin fe etemmehunne. Allah Hazreti İbrahim'i çeşitli suallerle imtihan etti. O da başarıya ulaştı. Eslemtü li rabbil alemin. Alemlerin Rabbine teslim oldum ben diyen bir peygamber. Onun duasına bakın. Arafat'taki duasına. Ve la tuhsini yevme yub'asun. Yevme la yenfe'u malun ve la benun. İlla men etallaha bi kalbin selim. Ya Rab, servet-ü samanın, evlad-ı iyalin fayda vermeyip ancak kalbi selim ile gelenin fayda verdiği günde, büyük mahkeme gününde beni rüsvay etme ya Rab. Allah Allah, ya bu nasıl kaygı ya bu? Beni rüsvay etme diyor bu mahkeme gününde. İbrahim peygamber Allah tarafından imtihanda başarıya ulaştı. Kur'an ayetiyle vettekazallahu İbrahim'e halila, Allah'a dost oldu diye Kur'an ayetiyle tescil edilen bir peygamber böyle diyor. Ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. Beni benden sonrakilerin dillerinde hayırlı andır ya Rabbi. Ve tüb aleyna, tevbemizi kabul et ya Rabbi. İnneke entet tevvabur rahim. Sen tevbeleri kabul eden Mevlasın diyor İbrahim peygamber.
ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. Beni benden sonrakilerin dillerinde hayırlı andır. Kabul olmuş mu bu dua? Tabi kabul olmuş. Peygamber duası kabul olmaz mı? Beni benden sonrakilerin dillerinde hayırlı andır. Nasıl anıyoruz biz? Bir günde kaç defa namazda Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ya Rabbi, Peygamberimiz Efendimiz'e, İbrahim aleyhisselam ve ailesine salat ve selam eylediğin gibi Peygamberimize ve ailesine de salat ve selam eyle ya Rab diye dua. Yani demek ki bakın, namazda da iki aileden bahsediyoruz. İki aileyi örnek alıyoruz. Ya iki aileyi örnek alıyoruz. Yani sevgili Peygamberimiz, Rabbimiz Kur'an'da ne buyuruyor? Ey Peygamber, ey Peygamber, ailene namazla emret, sen de devam et. Ailene namazla emret, sen de devam et. Kızım Fatıma, Peygamber kızı olduğuna güvenme. Rabbim bana fırsat vermezse benden sana fayda yok. Başının çaresine bak Fatıma, dediğini görüyoruz sevgili Peygamberimizin. Yani bu ayetten sonra bakın, sabah namazı camiye giderken kızının kapısını çalıyor. Salah, salah, namaz, namaz. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma namaza kalkmazlar mı? Ama Rabbimiz böyle emretti diye Peygamber aleyhisselam böyle yapıyor. İbrahim peygamber, Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi, beni ve evladımı namaz kılanlardan eyle diye dua ettiğini görüyoruz. İki örnek aileyi hep namazda da yad ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hocam, Arafat aynı zamanda insanlığın ilk buluşma noktası değil mi? Yani Hazreti Adem ve Hazreti Havva bir müddet ayrı kaldıktan sonra ilk olarak orada mı buluştular? Orada buluştular. O merkezde buluştular. Tabii, o merkezde İnsanlığın buluştular. İlk buluşma noktası. Orada doğrudur. Orada buluştular. Ve orada buluştular. Nasıl Allah'a karşı sorumluluk duygusu işte. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rab, biz nefsimize zulmettik. Senin emrine uymadık. Neticede de başımıza bunlar geldi. Eğer sen affetmezsen, eğer lütfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab. O yüzden yani bir de bak, İbrahim peygamber ve tüb aleyna diyor. Ya Rabbi, tevbemizi kabul eyle diyor. Yani biz ne kadar tevbe etmeli? Peygamberimiz bir günde ben 100 kadar tevbe ederim diyor. Ya Rabbi, biz ne kadar tevbe etmeye muhtacız? Yani ömrümüzde şu bayramlar sayılıdır. Allah'a verdiğimiz bağlılık mektubunu yenilemiş oluyoruz kurban keserek. Ya Rabbi, canımı istesen onu da verirdim. Ama her emrin başım üzerine, kurban olma niteliğindeki bir hayvanı boğazlamamı emrettin, onu yerine getirdim. Emrin başım üzerine, her emrin başım üzerine ya Rab. Yani bu bağlılığımızı yenilemiş oluyoruz efendim. Hocam, evet. Cebeli Rahme denmesinin hikmeti nedir? İşte Arafat'ta bulunan o dağ tepeye Cebeli Rahme denir. Rahmet tepesi, evet. Tabii yani Rabbimizin rahmetinin indiği mekandır. Tecelli ettiği, kutsal zuhur mekandır ettiği, tabii kutsal mekan mekandır. Bu hatıraların yaşandığı yerdir. Evet. Mevla nasip etsin, hocamızla da evet. Umre ziyaretlerimizde biz de ziyaret ettik hocamızın rehberliğinde. Ama şu koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz yıllarda gidemedik. Umre ziyaret yapacaktık yine hocamızın rehberliğinde, olmadı. İnşallah tez zamanda tekrar o kutsal topraklara, kutsal mekanlara hocamızın rehberliğinde gider ziyaret ederiz. Mevla gitmeyenlere de nasip eylesin. Şu anda yönetmenimiz ekranlara getirdi hocam görüntülerde. Evet efendim. Bahsettiğiniz Efendimizin hatıralarının bulunduğu, peygamberlerin hatıralarının bulunduğu mekan şu anda ekranlarınızda. Evet. Hocam, dili farklı, rengi farklı. Ya. Pek çok Müslüman bakın birbirlerine olan saygıları. Orada mesela hocam hiçbir zaman itiş kakış göremiyoruz, görmüyoruz. Ya, saygısızlık görmüyoruz. İnan ben buna aşağı. Bir de şu var Muhsin Bey, bakın
Yani ben o yeraltı trenlerinde filan Avrupa'da çok seyahat ettim. Yani insanların, affedersiniz, nefret edilecek bir koku. Evet. Ama burada kanter içerisinde insanlar, ama Harem-i Şerif'te, ama Arafat'ta böyle bir kokuya şahit olmadım. Evet. Ve insanlar, niye ayağıma bastın, niye omuzuma vurdun? Yok. Böyle bir şey denildiğini görmedim. Melekleşmiş insanlar. İşte onu bütün dünyaya yayma. Hocam burada bir metrobüs trafiğinde kuyruğunda girerken itiş kakış ya. Oluyor da kavgalar çıkıyor. Evet. Cinayetler olabiliyor ama buyurduğunuz üzere orada binlerce insan, yüz binlerce insan tavaf ediyor ama hiçbirisi birbirine itiraz etmiyor. İşte o hassasiyeti taşımak lazım. Yani hayatın her alanına taşımak lazım herhalde. Evet. Teşekkür ediyoruz muhterem hocam. WhatsApp video sorumuz var. Müsaade buyursanız o soruyla devam edelim. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Kurban abdestsiz kesilir mi? Evet, kurban abdestsiz kesilir mi? Abdest almadan, abdestimiz olmadan kurban kesilir olur mu? Kurban abdestsiz de kesilebilir. Yani kurban görevi yerine getirilmiş olur. Ama abdestli olsak daha da, abdest üzerine abdest, nur üzerine nur derdi. Yani genellikle abdestli olmayı tavsiye ederdi. Kurban ibadetini de yerine getirirken abdestli olmamız gayet güzel bir şeydir. Ama abdestsiz olarak kestiysek kurban ibadetimiz sahih olur mu? Olur. Olur. Evet. Bugün malum kurbanın üçüncü günü, kurban ibadetini yerine getiren izleyenlerimiz mutlaka var. Mevla kabul buyursun ibadetlerinizi ama hocam süresini de tekrar hatırlatabilir miyiz? Bugün üçüncü gününü. Evet. Ne zamana kadar kurban kesilir? Kurban bayramı süresinde. Hanefi mezhebine göre bugün akşama kadar kesilebilir. Bugün akşama kadar. Evet. Şafii'ye göre dördüncü günde kesilir. Evet. Bir video sorumuz daha var, görelim. Hocam 6 kişi birleştik, kurban aldık, kaporasını da verdik. Ancak birimiz öldü. Onun kurbanı ve bizim kurban ne durumdadır? 6 kişi ortak kurbana girdik, kaporasını verdik diyor hocam izleyicimiz ama ortaklarımızdan biri de vefat etti diyor şimdi. Evet. Bu durumda ne olacak? Mesele yok, tamam. 5 kişi olarak keserler. Evet. Vefat eden kimse için Yani o ortaklıktan çıkmış oluyor. Çıkmış oluyor. Tabii, evet. Doğru. Peki varisleri, yakınları? Eğer onlardan biri girecek olursa aleyhüle. Girebilirler. Onlarına girebilirler. Doğru. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Biraz Instagram'dan sorular var. O sorulara bakalım. İzleyicimizin sorusu şöyle. Emre Bey soruyor. Muhsin Bey, kurban bayramınız mübarek olsun, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorum şu şekilde, aldığımız kurbanın hamile olduğunu fark ettik, hala bekletiyoruz. Şimdi bu durumda ne yapmalıyız? Kurban ibadetini nasıl yerine getireceğiz? Hocamızdan cevap bekliyoruz. Hamile olan hayvanı kurban etmemeli, etlik için de kesmemeli. Ama buna rağmen kesilmiş kurban olur mu? Olur. Evet. Evet. Dilşah Hanım'ın bu kez başka bir sorusu var Instagram'dan. O da şöyle soruyor. Muhsin Bey, hayırlı bayramlarınız olsun. Şu an 33 yaşındayım ama küçükken anneannem kurban kesildikten sonra hep kurbanın kanını alnımıza sürerdi. Bunun bir anlamı var mı? Yani kurban kanını böyle hani... Bunun hiçbir anlamı yok. Zaman zaman bunu ben de görüyorum. Temel atmalarda tabii şükren lillah halkımızın geleneğidir. Kurban kestirirler. Bazı kişiler kurbanın dediğiniz gibi aynen kanına eline batırıp alnına sürmesi, bu hurafedir. Yani dinimizde böyle bir emir, böyle bir hüküm yoktur. Evet. Kurban etinden gayrimüslime verebilir miyiz, ikram edebilir miyiz diye soruluyor hocam. Kurban etinden gayrimüslime verebiliriz. Özellikle Batı dünyasındaki kardeşlerimiz gayrimüslim komşusuna, gayrimüslimdir, zengindir, ona da kurban etinden verebilirler. Evet. Bir video sorumuz daha var, görelim. Selamun aleyküm hocam, iyi yayınlar. Ben çocuklarım askerden geleceği zaman kurban adamıştım. Ben kurban kesmek yerine onun bedelini herhangi zor durumdaki bir insana versem nasıl olur? Fikrinizi öğrenebilir miyim? İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Çocuklarım askerden gelince kurban keseceğim dedim, adadım. Kurban yerine maddi imkansızlıkları olan, zor durumda olan
kişilere, şahıslara bedelini versem o adak yerine gelir mi? Olmaz. Olmaz. İlla kurbanın kesin. Değil mi ki kurban dedi, kurbanın rüknü nedir? İraka-i demdir. Yani kurban olma niteliğindeki bir hayvanın boğazlanmasıdır. Yani o yüzden ya tabii akla geliyor böyle yapsak ya kurbanı kesip de etini dağıtacağımıza parasını versek olmaz. Parasını ayrıca verebiliyorsak imkan nispetinde o fakirlere yardım ediyorsak edelim. Ama değil mi ki kurban dedik, kurban olabilmesi için Allah'a verdiğimiz bu sözü yerine getirebilmemiz için kurban olma niteliğindeki bir hayvanın usulüne uygun boğazlanması gerekir. Teşekkür ediyoruz hocam. Yolcuların bir sorusu var. Yolculuk halinde olanlar, yolculuk yapanlar, yolcu olanlar kurban kesmeli mi, kesmese uygun olur mu diye soruluyor. Efendim tabii kurbanın vacip olabilmesi için mukim olması gerekir. Ama diyelim ki bayram günü adam İstanbul'da ikamet ediyor ama Yozgat'a gidecek. Anası babası Yozgat'ta, bayramı gideyim annemin babamın yanında geçireyim diyor. Peki bu kişi Yozgat'ta kurban kesse olur mu? Olur. Olur. Yozgat'ta kurban kesse olur. Yani o Yozgat'a varınca anamın babamın ocağı gayet müsait, onların bahçeleri de var. Orada kurbanı kessem olur. Tabii. Olur. Vaziyet, tabii. Telefonumuz var. İzleyicimiz soru soracak muhterem hocamıza. Hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Buyurun efendim. Alo. Yayındasınız şu anda. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı yayınlar. Teşekkür Hocama ediyoruz. Benim sorum. Çankırı'ya selam ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Buyurun. Zekatla ilgiliydi. Geçen Buyurun. Yıl hac kurası çekildi. Haccımız çıktı. Evet. İki yıldır hacca gidemiyoruz koronavirüsten dolayı. Hac parasının üzerinden de bir yıl geçti. Bunun zekatını verecek miyim? Hocama bunu sormak istiyorum. Pandemiden dolayı hacca gidemediniz. Evet, evet. Dolayısıyla orada bir para var tabii. Evet. O para şu an hesabınızda mı? Sizde mi o para? Hesabımda 83.80 gram altın var. Onun zekatını verecek miyim? 83.80 gram. Altınınız var. Bunun zekatını evet. verecek miyiz? Efendim, şimdi o hac için yatırdıkları para, şimdi durum değişti. Diyanet İşleri Başkanlığı zannederim son günlerde bir açıklamada bulundu değil mi? Yani bu hac için yatırılan paralar çekmediyse o hakları mahfuzdur. Önümüzdeki yıllarda biz kullanacak. Onu dikkate alacağız. Dikkate alacağız. Dediğine göre o zaman o paranın ne zekat ne kurban gerekmez. Adeta diyanetle. Para kendi hesabımıza yattı. Geçen sene yatırdılar. Bir miktarı diyanette hesabımıza, kalan kısmı hesabımıza devrettiler hocam. Yani büyük bir miktarı sizde mi? Paranın evet. büyük bir miktarı sizde. Ha, öyle mi? Kendi hesaplarında. Bir Suudi Arabistan riyalı onların hesabından, diğerini ben altın olarak hesabıma yatırdım. Benim hesabımda. Evet. Öyle kendi olunca, hesabımızda diyor şu anda. Ya öyle olunca tamam size yatırılmış. 80 gramın da üzerinde o meblağ. Tabii zekatla mükellef o zaman. Doğru. Hanımefendi değil mi? 80 gramın da üzerinde sizin evet, hesabınızda olan o para. Evet 83.80 gram. Evet. Doğru efendim. O halde onun 40'ta birini zekat olarak vereceksiniz diyor hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Var mı hayırlı başka yayınlar. Sorunuz? Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Teşekkür ediyoruz. Hocam kadınlar kurban kesebilir mi? Kesenler olmuş mudur? Olmuştur belki ama soruluyor. Kadınların kurban kesmesinde dinen bir sakınca var mı? Kadınların kurban kesmesinde dinen hiçbir sakınca yok. Yeter ki Muhsin Bey, yeter ki bu işe ehil olsun. Bakın Kurban Bayramı günlerinde maalesef ki hastanelerimize bu acemi kasapların doldurduğunu görüyoruz. Maalesef hocam. Ben her keserim sene oluyor. Diyor. Her ben sene keserim oluyor. Diyor ama elini kesiyor, ayağını kesiyor. Yani bu işe ehil olmak lazım. Kadındır ama son derece ehil. Kesebilir. Erkektir ama hiç kesemiyor. Öyleyse bak sen kesme. Ehil olan kişiye kestirmemiz icap eder. Ve çevre temizliğine de dikkat et. Bak elin oğlu Muhsin Bey, bu bizim kurban dinimizin şiarıdır. Dinimizin sembolüdür. Şiar, sembol. Yani çok önemli bir şey. Yani bayrak sembol değil mi? Ha, bu da dinin sembolüdür kurban. Elin oğlu kanlı bayram diyor.
çevreyi kirletiyorlar diyor. Yani elin oğluna da fırsat vermemeliyiz. Yani biraz önce dedim yani güzel çukurunu kazmalı. Yani kanını, sakatatını, gelişi güzel oraya buraya saçmamalı. Tedbirli, temkinli, hulasa hijyene dikkat etmeliyiz. Hijyene dikkat etmeliyiz. Evet. Evet efendim. Devam edelim. Instagram'dan bir soru daha var. Selma Hanım sormuşlar. Selma Hanım'ın sorusu. Hayırlı bayramlar. Sizi bir bayramda daha ekranlarda görmek bizim için büyük bir nimet, mutluluk. Size sorum şu hocam. Kurbanımızı bu sabah kestik ama arkasından şükür namazı kılmamız gerekir miydi? Gerekir diyorlar ama biz yapmadık, namaz kılmadık. Kurban ibadetimiz olur mu? Efendim, kurban kestim diye şükür namazı kılalım diye dinimizde böyle bir hüküm, böyle bir mecburiyet yoktur. Ama yaparsam şükür namazı diye bir namaz kılarsam nafile namazdır. Nafile namazdır, elbette sevabı vardır ama mecburi olmadığını bilelim. Yani kurban kestik, şükür namazı diye iki rekat namaz kılacağız. Böyle bir mecburiyet yoktur. Ama Rabbim lütfetti, bak bir kurban bayramına daha kavuşturdu ve kurban kesme imkanı da bize lütfetti. Şükren lillah ya Rabbi, sana teşekkür ederim kabilinden. Namaz da kılabiliriz. Evet, bu arada hatırlatalım, hocamıza az evvel sorduk, cevaplandırdı ama hatırlatalım tekrar yeni izlemeye başlayanlar için. Bu akşama kadar değil mi hocam kurbanın süresi bu akşama kadar. Üçüncü bayramın akşamına kadar. Doğru efendim. Hala bu ibadet yerine getirmemiş olanlar olabilir. Mevla kabul etsin. Bir başka soru Arif Bey sormuş Instagram'dan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bayramınız mübarek olsun hocam. 3 yıldır beslediğim ineğimizi kurban ettik. Mevla kabul etsin. Ama onun hem gücünden hem de sütünden yararlandık. Sütünden ve gücünden yararlanılan hayvanın kurban edilmesi caiz midir? Doğru bir şey? Caizdir. Doğru yapmışlar. Yani eğer satın almış olsaydılar, satın aldılar diyelim ki 3 ay önce satın aldılar. Bir inek satın aldılar. Bir inek satın aldılar. Onun sütünden filan yararlanamazdılar. Öyle mi? Yararlanamazdılar. Diyelim ki kendileri yararlandı, sadaka etmeleri icap ederdi. Ama bunlar zaten kendilerinin üç yıldan beri olan besledikleri hayvan olduğu için Kurban Bayramı gününe kadar sütünden faydalanabilirler. Hocam peki 3 ay önce aldığımız bir ineğin sütünü yani ihtiyaç sahiplerine mi vereceğiz? Nasıl olacak? Fakirlere vereceğiz. Fakirlere evet. Vereceğiz. Doğru. Evet. Bu da önemli bir detay. Bunu da öğrenmemiz iyi oldu. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı günler. Size bir sorum olacaktı. Hocam ben suyla çok uğraşıyorum. Bir hocaya gittim. Bende cin olduğunu söyledi. Muska yaptı ve hamileyim. Eşim ve benim ismimi sordu. Eşimin ismi Volkan, benim ismim Kader. Bebeğimin isminde Ş harfi olması gerektiğini söyledi. Böyle bir şey var mı? Hayırlı yayınlar. Enteresan. Evet, eşinizin ismi Volkan, sizin isminiz Kader. Bebeğimiz olursa onda da Ş harfinin olması gerektiğini söylemiş. Yani bunu kim söylüyor? İşte tırnak içinde Muslim, bu işlerle uğrayan birisi. Ya. Bunun hiç aslasları yok yani. Hiçbir dini dayanağı yoktur. Yani diyor ki sen hastasın, sana cinler musallat olmuş. Senin bu hastalığın geçmesi için, cinlerin seni terk etmesi için bebeğin olacak. O bebeğinin isminin harflerinden birisi şey olursa kurtulursun diyor. Yok. Kesinlikle bu böyle değildir. Cinlerin veya zararlı insanların zararından korunabilmek için Allah'ın öğrettiği muavvizeteyn veya muavvizat diyelim. İhlas-ı Şerif, Kulauzu bi Rabbin Felak, Kulauzu bi Rabbin Nas surelerini okuyarak Rabbimizin himayesine sığınırız. Bu türlü sözlere asla itibar etmeyiz. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Peki, bir video sorumuz daha var, görelim. Günler hocam. Ben iki defa nişan attım. İki nişan atmam sebebi de karşı tarafın durmadan değiştiğini gördüm. Bana bundan dolayı sende büyü var, sende muska var deniyor. Ve hocaya gitmem söyleniyor. Hocaya gitmem doğru olur mu? Veyahut da bende büyü veya muska olduğunu ben nasıl anlayabilirim? İki defa nişan attım diyor. Karşımdaki şahıs kişi nişanım sürekli değişkenlik gösteriyordu. Sana büyü var dediler diyor hocam. Sende büyü var dediler diyor.
Nasıl hocam, büyü olduğunu anlayabilir miyiz? Bir kimsede büyü olduğunu anlayabilir miyiz? Yani bir kere bakın Muhsin Bey, evlenme işi son derece önemli bir karardır. Dünya hayatımızı, ahiret hayatımızı ilgilendiren bir karardır. Öyleyse 10 defa düşünüp bir defa karar vermeli bu konuda. Yani ikide bir de karar değiştirmek, yani nişan atmalar, bunlar hoş değildir. Ama çok ciddi bir sebep olursa hala bakın, ama affedersiniz, bir deli bir kuyuya bir taş bırakıyor, 40 akıllı çıkaramıyor. Maalesef. Sende büyü var diyor. Şimdi kafa alt üst oluyor, gönül alt üst oluyor. Karma karışık bir kafa meydana geldi. Ya Allah Allah, bu büyüyü kim yaptı? Herhalde görümcem, ya görümcem, görüyorum, hain o yaptı. Allah Allah, kadının hiç suçu yok. Kadının hiç suçu yok. Böyle suizan etme. İnne ba'da zanni ismün suizan haramdır diyor Rabbimiz Kur'an'da. Yani o yüzden ve bunu bilmelerine de imkan yoktur. Sende büyü vardır, sende nazar vardır filan diyerek bu sözlerle gelin biz zihnimizi, fikrimizi alt üst etmeyelim. Biz sağlam bir kalaya sığınalım. O sağlam kala Allah'ın kalasıdır. Ayet-el Kürsi okuyarak, Fatiha okuyarak, muavvizeteyn okuyarak, sadakalar vererek onun himayesine sığınırız. Böyle kararsız feiza azemte fetevekkel alallah. Bir şeye karar verdikten sonra Allah'a dayan, Allah'a güven, vesvesliği bırak. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir telefonumuz var, telefonla devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar, hoş bulduk. Buyurun efendim, sorunuz var hocama sanırım. Selam ediyoruz Adana'ya, buyurun. Hocam benim bir torunum var da. Evet. Babası vefat etti. Mevla rahmet eylesin. Nasıl diyeyim, şöyle 200 gram kadar falan altın var. Onun zekatını vermem gerek mi diye dedim. Hani konu komşu fitre zekat verdiler ona da. Evet. Konu komşu fitre zekat verdi toruna, babası vefat etti. Şu anda 200 gram altın oldu, öyle mi? Evet hocam. Evet, torun için verilen bu fitre ve zekattan zekat vermemiz gerekir mi? Zekat parası vermemiz gerekir mi diyorsunuz? Evet, kaç hocam, yaşında torun? Evet. Kaç yaşında? Torunum 11 yaşında. 11 yaşında. Evet. İsmi nedir? Hasan Kaya. Hasan kardeşimize selam ediyoruz, bayramını kutluyoruz. Başka sorunuz var mı? Benim de 62 gram bileziğim var, bana kurban düşer mi? Eşim yok, başka hiçbir gelirim de yok. 62 gram bileziğiniz var, başka geliriniz evet. Yok. Bana evet. Da zekat düşer mi, kurban düşer mi diye soruyorsunuz. Kurban düşer mi diyorum hocam, zekat değil, kurban. Tamam, not aldık buraya. Selam ediyoruz tamam. Adana'ya, bayramınız mübarek olsun, hayırlı sizin bayramlar. Sizin de bayramınız mübarek sağ olsun hocam, teşekkür Allah emanet olun. Sağ olun, sizler de, buyurun hocam. Hanımefendinin bileziğine kadar 62 gram. 62 gram. Yani evet, 80 gram etmedi. Evet, nisap miktarı ulaşmış. O zaman kurbanla mükellef değil. Değil. Ama buna rağmen kesecek olursa hala oğlumuz da 11 yaşında Hasan. Bundan sonra oğlumuzun alması uygun değildir. Yani zekat fıtra alması uygun değildir oğlumuzun. Hı-hı. Bundan böyle almamalı. Almamalı. Evet. 11 yaşında olduğu için herhalde kurbanla tabii, zekatla doğru. Mükellef mi? Mükellef hocam? Değil. Mükellef değil. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz var. WhatsApp hattımıza bir izleyicimizin video sorusu geldi. Bakalım izleyicimiz ne sormuş? Soruyu duyalım, görelim. Merhaba hocam. Mesajı ben Kayseri'den gönderiyorum. Adım Yara. Anneannemle ilgili bir sorum olacaktı. Anneannem umreye gittiğinde bu namazlığı almış. Sonra memleketine geri döndüğünde akrabalarımız ona demiş ki sen bu namazın üstünde namaz kılamazsın, kabul olmaz. Çünkü üzerinde Kabe'nin resmi var demişler. Anneannem bunun üzerine namaz kılabilir mi? Kılsa da kabul olur mu? İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye selam ediyoruz. Hocamızın memleketinden bir video soru geldi. Kardeşimiz de çok güzel sorudu anneannesi adına. Umre'den bir seccade gelmiş. Hocam almışlar. Ekranda şu anda seccade. Demişler ki Kabe motifi var, Kabe resmi var. Bunun üzerinde namaz kılamazsın. Kılabilir mi? Efendim bu sebeple namaz olmaz demek doğru değil. Ama
namazda nasıl tadili erken gerekli olduğu gibi huşu da gerekli. Şimdi Kabe resmi olunca ister istemez dikkatimiz, huşuğumuz kaybolabilir. O yüzden Ravza-i Mutahhare, Kabe resmi olan seccadelerde kullanılmamalı. Yok, namaz olmaya olur ama dediğim gibi bu mahsurları da var. Hocam, namaz kılarken namaz kıldığımız yer, zemin, seccade nasıl olmalı hocam? Sade, o yani dikkatimizi dağıtacak şekilde olmamalı. Sade olmalı. Evet. Yani mümkünse şekilli tabii, değil, tabii. Daha sade düz kumaşlardan olması. Yani dikkatimizi dağıtacak şekilde olmamalı. Olmamalı. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir sorumuz daha var. İzleyicimizin sorusu. Hocam, bu kurbanlarla ilgili gene akika kurbanı, işte vacip olan kurban ibadeti, ondan sonra bir de adak kurbanı. Bunların ayrı ayrı hükümleri nedir? Mesela kurbanda, kurban bayramında bu üçüne de niyet edilebilir mi? Üçüne de niyet edilebilir. Yani diyelim ki bir büyükbaş hayvanda kurban keseceğiz, ortaklığa giriyoruz. Birisi adak kurbanı için, diğeri uduhiyye, kurban bayramında kesilecek kurban için, diğeri akika kurbanı için girebilir. Diğer biri de nafile kurban için girebilir. Hepsinin de ama kurban niyetiyle kesiyor olması gerekir. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar Muhsin Bey, hayırlı bayramlar. Kurbanımızı kestik. Aklıma takılan bir soru var. Size sormak istiyorum. Hocamın cevaplamasını istiyorum. Kurbanın yenilmeyecek yerleri var mıdır? Yoksa kurbanın etinden her şekilde istifade edilebilir mi kurbandan? Mesela kanı yenilmez. Yani kurbanın akan kanı, ödü, tenasül organları, efendim idrar torbası, bunlar yenilmez. Zaten de insanoğlu bundan tiksinir. Bunların yenilmesi uygun değildir. Uygun değil. Bayramlar hocam nelere fırsat olur? Bir şuur uyanıklığına sebep olmalıdır bayramlar. Yani Rabbime olan kulluk görevimi bir kere daha hatırlamalıyım. Mesela bakın, Rabbimiz insanı muhatap alıyor ya. Şuna bak, Kur'an doğrudan. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakak fesevvâke fe'adelek fî eyyi suratim mâ şâe rakkebek. Ey insan, nimetler bağışlayan Rabbine karşı seni kim aldattı? Ey insan. Kur'an şu soruyu da soruyor bak. Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun li yevmin azim yevme yekumun nasu li rabbil alemin. Hakka hukuka riayet etmeyenler bir gün olup alemlerin Rabbinin huzurunda hesaba çekileceklerini sanmıyorlar mı? Sanmak ne demek? %30 derecesinde bir bilgi. Biz ise şahitlik ediyoruz. %100. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh demeliyiz. Vaktimiz kaldı mı bilmiyorum. Vaktimiz var hocam. Efendim, mesela bakın, şu örneği vermek istiyorum. Bir Hendek Savaşı'nda Ebu Süfyan tarafı 10 bin kişi, Yahudiler ve Katafanlılar. Derken bunlar bakın 12 bin kişi, Müslümanlar 2500 kişi. Yani vaziyet çok müşkil. Bu arada bakın, Katafan'ın ileri gelenlerinden Nuaym bin Mes'ud geceleyin şöyle düşünüyor: ya ben Müslümanlara niye silah çekiyorum? Yani gasp edilmiş bir mal için mi silah çekiyorum? Tecavüz edilmiş bir namus için mi silah çekiyorum? Bu peygamber ise haktan, adaletten, merhametten bahsediyor. Onun ashabı ise her birinde edep, erkan, ahlak. Benim derdim ne de bu Müslümanlara silah çekiyorum? Ben yanlış yoldayım. Ben gidip Müslüman olacağım. Geceleyin geliyor: ya Resulallah, ben Müslüman olmaya karar verdim. Öyle kritik zaman ki bakın, peygamberimiz de tebrik ediyor. Hatta şunu soruyor: ya Resulallah diyor, o benim müşrik ileri gelenleri de, şeyler de, yani Yahudiler de, Katafanlılar, hepsi bana güvenirler. Ben müsaade edersen cepheyi bozayım mı? Bunları birbirine düşüreyim mi?
Peygamberimiz el harbu hutatun buyuruyor. Ya gitti onları biri birine düşürdü, cephe bozuldu. Peygamberimiz de zaten dua etmişti, ya Rabbi, ya Rabbi bunları yani defolup gitsinler bunlar. Kasırgalar, rüzgar, yağmurlar, şimşekler çakıyor, gökler gürlüyor. Öyle bir paniğe kapıldı ki Ebu Süfyan bağlı olan atı için hayvanı zorluyor da paniğe kapıldı. Hepimizin ölüsü burada kalacak. Derhal gidelim buradan korktum diyor. Yani Nuaym bin Mes'ud'un bak son andaki kararı, öteden beri babası anası Müslüman olup da Müslümanlığı yaşamayan insan şu Kurban Bayramı günlerinde ya Allah'a böyle söz veriyorum ama yaşayışıma bak, söz verişime bak. Ne gün aklımı başıma alacağım, ne gün istikametimi ben düzelteceğim. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan hey gözlerim uyan. Ecel bir gün bize devran salmadan, uyan hey gözlerim uyan. Derviş şunu söyler sözün tutulmaz, senin kumaş bu illerde satılmaz. Böyle yatmak ile Hakk'a yetilmez. Uyan hey gözlerim uyan demeli değil miyim şu bayram günlerinde? Yani bir şuur uyanıklığı gerekmez mi? Evet. Bu soruyu da herkes üzerine alınsın hocam. Hepimiz. Her Müslüman üzerine alınmalı. Hepimiz üzerine alınmalı. Allah razı olsun hocam. Tabii. Evet sevgili izleyenler, yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonlarına geliyoruz ama bugün yine inşallah programımızı hocamızın duasıyla bitireceğiz. Mevla'ya şükrediyoruz, hamd ediyoruz bir bayram sabahında muhterem hocamızla bu programda bizi buluşturdu. İnşallah Mevlam daha nice tekrarlarında, bayram sabahlarında tekrar buluşturur sizlerle. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra hocamızın bayram duasına amin demek üzere sizi ekranlara bekliyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Amin. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Amin. Ve ehdina ve vefikna ilel hakkı ve ila tariqin müstakim. Amin. Allahümme cealna minet tevvabin. Ve cealna min ibadike salihin. Ve cealna minellezine la khawfun aleyhim ve la hum yahzenun. Amin. Ya Rab, bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Sana hamdolsun. Amin. Sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. İman nimetini aramadan buldurdun. Sana hamdolsun. Amin. Bizi bir Kurban Bayramı'na daha yetiştirdin. Sana hamdolsun. Amin. Tekbirler okuyarak bayram namazını kılmayı ve emrin üzere kurban takdim etmeyi bizlere nasip ettin. Maal kusur makbul eyle ya Rab. Amin. Ya Rab, kurban keserken sana verdiğimiz kulluk sözleşmesini hayatımız boyunca yaşamayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rab. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Amin. Lütfettiğin bunca nimet muvacihesinde şükran görevini yapabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Hayyu ya Kayyum, ya Zelcelal vel İkram, ya Rab. Yüzyıllardan beri senin için yaşamış, senin için ölmüş, kılıcını, kalemini, çekicini, kanını, canını, malını senin yolunda kullanmış aziz milletimizi kuraklık, kıtlık, deprem ve salgın hastalık gibi afet ve musibetlerle bizi muahize etme ya Rab. Ya mücibed de'avat, şu anda kabul olmadık bir duamızı bırakma. Amin. Affolmadık bir günahımızı bırakma. Amin. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Amin. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Vafu anna, vagfir lena, verhamna, ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin. Amin. Ya erhamer rahimin. Daha önceki bayramlarda hayatta olup da şimdi aralarımızda bulunamayıp huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet Amin. Eyle, taksiratlarını mağfur, sayilerini meşkur eyle. Amin. Özellikle hayatlarının baharında, çiçekleri burunlarında,
dini devlet, mülkü millet için, kutsal değerler için kan vermiş, can vermiş aziz şühedadan biz razı idik. Sen de razı ol. Amin. Onları sevgili peygamberimize komşu eyle. Amin. Kederdiğde hısımlarına sabırlar yağdır. Amin. İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşını sen dindir. Amin. Ya Rab, yüzyıllardan beri kaderde kederde, acıda tatlıda bir ve beraber olmuş milletimizi birlikte dirlikte daim Amin. Eyle. Bayrağımızın rengini soldurma. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle ya Rab. Ya mücibed deavat, hastalarımıza şifalar, borçlulara edalar, dertlere devalar lütfeyle. Sıhhat ve saadetle, huzur ve afiyetle bayrağımızın gölgesinde nice bayramlara, eninde sonunda da cennet ve cemalullah bayramına yetişebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rab. Ekranları başında el açıp dua ederken şu konuda da dua edilse de şu insanlar amin deseydi diye gönüllerinden geçiren kardeşlerimizi korktuklarından emin umduklarına nail eyle. Amin. Ya Rab, mümin doğduk, mümin yaşamayı imanı kamille hüsnü hatime ile la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek tekmili enfas edebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rab. Resulü Sakaleyn Muhammed Mustafa ra salavat. İmamül Harameyn Muhammed Mustafa ra salavat. Ceddül Haseneyn el Ahseneyn Ahmed-i Müşteba ra salavat. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El-Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.